SGK'nın hasta bilgilerini 65 bin TL karşılığı sattığı iddiaları hatırlayacaksınız. Çok konuşulmuş ve yargıya taşınmıştı. Hastaların en mahrem bilgilerinin yer aldığı kişisel verilerin satışı davası sonuçlandı. Ve Yargıtay kişisel bilgilerin satıldığını tescilledi. SGK hasta bilgilerini sattı iddiası çok konuşuldu, çok tartışıldı. Hatta davalık oldu ve Yargıtay son sözü söyledi. İddialar doğru. İlk kez 2013'te gündeme geldi. O iddia SGK'nın binlerce kişinin mahrem bilgilerini sattığı öne sürülmüştü. O bilgileri ele geçiren firmaların hastalara doğrudan ürün satışı gibi yöntemlerle büyük karlar elde edebileceği savunulmuştu. Satılan sağlık bilgileri arasında il il kişi bazında sahip olunan hastalıklar, kullanılan ilaçların bilgisi yer aldı. İddiaya göre o bilgiler de 21. dönem ANAP milletvekiline 65 bin liraya satıldı. İddialar çarpıcıydı. Buna göre bir doktor ilaç takip sistemine ajan olarak sokuldu ve tüm bilgiler çalındı. Dataları ele geçiren firmalarsa ilaç vurgununa yöneldi ve bu iddialar mahkemeye taşındı. Eski ANAP milletvekili Burhan İsen, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel hakkında 50 bin liralık tazminat davası açtı. Satılan kişisel verilerde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun gebelik testi sonuçları, alkol, sigara kullanımı, cinsel bozukluklar gibi kişilerin en mahrem sağlık bilgileri satıldı. Mahkeme sürecinde son sözü Yargıtay söyledi. Sayıştay raporları incelendi. Mahkeme tazminat talebini reddetti. O kararı Yargıtay 4. Hukuk Dairesi de onadı ve gerekçe de kararın dayandığı kanıtlarda herhangi bir isabetsizlik bulunmuyor denildi. SGK'dan konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı ama o iddialar önümüzdeki günlerde meclis gündemine gelecek ve çok konuşulacak.